Offset yani nesnelere öteleme. Bu derste şekilleri kopyalamanın farklı bir yöntemini öğreneceksiniz. Bu kez offset yani öteleme komutunu kullanacağız. Offset'i farklı kılan özellik çizim çalışmalarımızın paralel kopyalarını oluşturabiliyor olmasıdır. Ekranımızda bir çift çizim var. Bir çizgi parçamız ve bir çemberimiz var. İlk olarak bir çizginin paralel bir kopyasını oluşturalım. Bunun için offset komutunu çalıştırın. Offset komutu şeritteki Modify yani Değiştir panelinde yer alır. Komutu çalıştırdığımızda AutoCAD oluşturacağımız kopya ile orijinal çizim arasındaki mesafeyi soracaktır. 0.75 yazın ve Enter'a basın. Ardından offset edeceğiniz nesneyi seçin. Son olarak çizginin ne tarafına kopyalamak istediğinizi ekran üzerinde belirleyerek oraya tıklayın. Gördüğünüz gibi komut hala aktiftir. İsterseniz çoklu kopyalamada yapabilirsiniz. Eğer aynı çizgiden bir de diğer tarafa kopyalamak istiyorsanız ilk çizgiyi seçin ve diğer tarafa tıklayın. Değişiklikleri inceledikten sonra Esc'ye e basarak komutu sonlandırın. Şimdi bir başka öteleme işlemi yapalım. Bu çemberi 0.25 birim içeriye kopyalayalım. Offset komutunu çalıştırın. 0.25 yazın. Ardından Enter'a basın. Şimdi çemberi seçin. Ardından içerisine tıklayın. Bitirdiğinizde Escape tuşuyla komutu sonlandırın. Offset komutu sadece kopyalama yapmak için değil, pozisyon ve boşluk bulma konularında da kullanışlı bir komuttur. Örneğin bu çemberin aynısından bir tane de sol alt köşede oluşturmayı deneyelim. Görüldüğü gibi çember her iki kenardan da 0.75 birim uzaklıktadır. Çemberinizi yerleştirmek için Offset komutunu çalıştırın. 0.75 yazıp Enter'a basın. Sol ve alttaki kenarların birer kopyasını oluşturun. Komutu sonlandırmak için Escape'e basın. Bu kesişim yeni çemberimizin merkezini temsil ediyor. Çember komutunu çalıştırın. Shift sağ tıklayın. Bağlam menüsünde Intersection yani kesişim komutunu seçin. Çizgilerin kesiştiği yere tıklayın. Çapı girmek için Shift sağ tıklayın ve Diameter yani çapı seçin. 0.6 yazıp Enter'a basın. Verilen ölçülere uygun çember oluşturulmuştur. Şimdi geçici olarak çizdiğiniz çizgileri seçerek Delete tuşuna basın ve silin. Ekranı biraz daha kaydıralım ve uzaklaştıralım. Offset komutunu basit mekanik parçaların yeniden oluşturulmasında da kullanabilirsiniz. Taslak bir çizim yaparak başlayalım çizgi komutunu çalıştırın. Başlangıç noktasına tıklayın. Ve F8'e basarak orta modunu aktifleştirin. İmleci sağa doğru çekin ve tıklayın. Bitirdiğinizde Escape'e basın. Boşluk tuşuna basarak çizgi komutunu tekrar çalıştırın. Buraya bir çizgi daha çizin. Sol tıklayın aşağı çekin. Tekrar tıklayıp Escape'e basın. Bu taslak çizimi Parçamızı oluşturmak için kullanacağız. Burada oluşturduğumuz kesişim, yukarıdaki çemberin merkezindeki kesişimi temsil edecektir. İlk olarak çemberi çizelim. Çember komutunu çalıştırın. Çemberimizi bu iki çizginin kesişim noktasına yerleştirin. Yarıçapı da 0.6 olarak girin. Şimdi daha büyük bir çember çizeceğiz. Boşluk tuşuna basın. Çemberi önceki çemberin merkezine yerleştirin yarı çapı 1.5 olarak girip Enter'a basın. Şimdi diğer çemberlerin merkez pozisyonunu bulmamız gerekiyor. Bunun için Offset komutunu kullanacağız. Taslak olarak çizilen dikey çizgiyi 7 birim sağa kaydırırsak, yeni çemberlerimiz için doğru bir kesişim noktası elde etmiş oluruz. Offset komutunu çalıştırın. Mesafeyi 7 olarak girip Enter'a basın. Dikey çizgiye tıklayın. Sağ çekip tekrar tıklayın. Escape'e basın. Şimdi iki yeni çizim daha yapmak yerine çemberleri sağ tarafa kopyalayalım. Kopyala komutunu çalıştırın. Sonra bu iki çemberi seçin ve sağ tıklayın. Çemberleri merkez noktalarından kopyalayacağız. Sağdaki kesişim noktasını bulmak için Shift sağ tık menüsünden Intersection yani kesişim komutunu seçin. Çemberleri kesişim noktasına yerleştirin. İşlem sona erdiğinde Escape'e basın. Bu aşamadan sonra alt ve üst çizgileri çizeceğiz. Çizeceğimiz bu çizgiler merkezdeki çizgiye paralel olacaktır. Bu offset komutunu kullanmak için harika bir sebeptir. Peki offset mesafesi ne olacak? Şekli dikkatli incelediğinizde büyük çemberin yarı çapı kaydırma mesafesi olacaktır. Bu bilgiden sonra offset komutunu çalıştırın. 1.5 yazın. Ardından Enter'a basın. Çizgiyi üst tarafa ve alt tarafa öteleyin. İşlem tamamlandıktan sonra escape tuşuna basarak komutu sonlandırın. Şimdi biraz temizlik yapalım. Çizimimizi temizlemek için trim yani budama komutunu kullanacağız. Trim komutunu çalıştırın. Büyük çemberleri kesim sınırları olarak belirleyin. Enter'a basın. Çemberlerin dışında kalan 4 adet çizgi parçasını budayarak enter'a basın. Boşluk tuşuna basarak Trim komutuna dönün. Alttaki ve üstteki dikey çizgiyi kesim sınırı olarak belirleyin. Ardından Enter tuşuna basın. Sonra büyük çemberlerin içte kalan parçalarını keserek Escape tuşuyla komutu sonlandırın. Bu sefer şuradaki kerti çizelim. Bu çizgiler bizim taslak çizimlerimize paralel olduğu için yine offset komutundan faydalanabiliriz. Dikey çizgiyi 2 birim sağa, daha sonra 3 birim sağa kaydıracağız. Offset komutunu çalıştırın. 2 yazıp Enter'a basın. Referans çizgiye tıklayıp sağ tarafa bir kez daha tıklayın ve Escape'e basın. Boşluk tuşuna basıp aynı işlemi bu kez mesafeyi 3 birim girerek tekrarlayın. Son olarak kertiğin derinliğini belirlememiz gerekiyor. Bunun için de boşluk tuşuna basarak Offset komutuna dönün. Mesafeyi 1 girerek Enter'a basın. Yatay referans çizgiyi tıklayın. Derinlik çizgisinin oluştuğunu gördükten sonra Escape tuşuyla komutu sonlandırın. Kalanını Trim komutuyla halledebiliriz. Komutu çalıştırın. Yukarıdaki çizime uygun olan kesim sınırlarını belirleyin. Bunun için 4 adet çizgi belirlemeniz gerekiyor. Sonra teker teker gerekli gördüğünüz çizgileri kesin. Yukarıdaki şekle uygun çizimi gördüğünüzde Escape tuşuyla komutu sonlandırın. Artık parça tamamlanmıştır. Taslak çizgilerini teker teker seçip delete tuşuna basarak silin. Yanlış bölümleri silmemeye dikkat edin. Gördüğünüz gibi çizimi oluştururken offset komutunu kullanmak harika bir yöntemdir. Muhtemelen offset komutunu AutoCAD'in en kullanışlı araçlarından biri olarak bulacaksınız.